Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere yeni aldığım bir tane diş muhabbet kuşunu göstereceğim. Çok çok güzel, tanıdık bir abimizden aldık. Hatta aldığımız kuşun babası da geçen sezon bizde yavru yumurta veren bir kuştu. Sizlere göstereceğim. Zaten önceden takip edenler varsa direkt kuşumuzun babasını tanıyacaktır. Bir adet dişi muhabbet getirdik. Bir adet erkek sultan getirdik arkadaşlar. Onu hemen şöyle bir gösterelim. Sizlere dişlerimizle eş atıyoruz. Anlaşırlarsa papağanı da alacağız arkadaşlar. Şu an buradaki Piet sultanımızla birlikte eşler arkadaşlar. Yeni gelen erkek bu. Önceki sultanımız da bu. Dişi sultanımız. Onun haricinde dişi sultanlarım var. Mevcut sultanlarımız var. Onlarla da deneyeceğiz. Eş tutmazsa dediğim gibi göndereceğiz. Hani bunlar da eş tutmama olayı şöyle arkadaşlar. Hazır oldukları zaman direkt yumurtluyorlar ama ben birbirlerine yakın olanlar hangisi ise ya da birbirlerine hangileri yakın davranırsa onları eş olarak ayıracağım. Olmazsa da dediğim gibi sultanı verip diğer sultanları da elden çıkartmaya devam edeceğiz. Bu arada iki takım sultanımız var. Sahiplendirilmeyi bekliyorlar. Haberiniz olsun. İki takım sultan sahiplendireceğim. Hemen şöyle bir gösterelim. Burada bir dişimiz var. Daha yeni yavrudan kaldırdık arkadaşlar. Instagram'da videosunu falan paylaşacağım. Dişimiz bu. Erkeğimiz bu. Onun haricinde bu bir takım. Burada çilli bir erkeğimiz var. Şöyle gösterelim. Biz buna çilli diyoruz. Hani mutasyon olarak çilli geçmiyor tabii ki ama Cinnamon Piet diye mi geçiyordu? Öyle bir şey olması lazım arkadaşlar. Sultanların mutasyonlarına tam hakim değilim. Şöyle gösterelim. Diğer takımımızın erkeği bu. Dişisi bu. Biraz asabi yalnız bu. Şöyle gösterelim. Bunların da gene videoları mevcut. Bunları Instagram'da paylaşacağım. Hatta yumurta bırakmışlar mı yuvaya? Dişimiz yuvaya çok giriyor bu ara ama. Yok. Kızgınlık yumurta satma ihtimali var. İki dişimiz de yuvaya giriyor sıra sıra. Getirdiğimiz dişi muhabbeti de bu arada salmaya attım. Getirdiğimiz kuş 3 aylık arkadaşlar. Ben ta yavruluğunu biliyorum. Yuvada takibini yapıyordum. Bu arada annesi muhabbet yavrusunu dövdü. Yeni getirdiğim kuşun yavruluğunu biliyordum. Rengi çok hoşuma gidiyordu. Hatta Hakan abiden aldım. İsminden söyleyeyim. Zaten çoğu kişi tanır. Kanalımızı takip edenlerden. Erkeğe geçen sezon bizde olan Painted bir show erkeğim vardı. Hatırlayanlar illaki çıkacaktır. Çok güzel bir mutasyonda bir erkekti. Biz de gri dişiyle eşlemiştik. Daha önceden başka bir abimizdeydi. Ona yavru vermemişti. Biz de yumurtladı. Yumurtayı doldurdu ama dişi kuluçkaya düzenli yatmadığı için yavru çıkmamıştı. Hakan abiye verdik. Bir de o denedi. O yavru almaya başladı. Sağlıklı bir şekilde yavru alıyor. Bu yeni gelen dişi de oradan arkadaşlar. Bu normalde erkekti. Bana vermedi zaten erkek diye. Hayvan şu an 3 aylık ve dişiye dönmüş. Dün akşam gittiğim zaman bir bakayım dedim. Erkeklerin salmasındaydı. Kuşa bir baktım arkadaşlar, dişiye dönmüş. Hemen direkt çaldım oradan. Şöyle gösterelim. Çok güzel bir rengi var. Renk kombinasyonu çok hoşuma gitti. Bunu hangi erkeğe düşünerek eş aldım onu da göstereceğim sizlere arkadaşlar. Önümüzdeki sezon hangi erkekle eş atacağım onu göstereceğim sizlere. Salmamızı açayım. Renk geçişleri, renk tonları çok hoşuma gitti benim. Yani sizce hangisini atabilirim? Bir tahmin edin. Parçalı bir dişi aldım. Hangi erkeğe atabilirim? Bu bildiğiniz burnu mosmordu. 3 aylık oldu şimdi. Ve hayvan dişiye dönmüş. Bizim nasibimizdeymiş arkadaşlar. Dişi olduğunu görünce zaten hiç ikna etmedi. Sağ olsun beni de kırmadı. Direkt al tamam götür dedi. Eş yapacağım erkek de bu. Bu da şu an 2 aylık civarı parçalı bir erkek arkadaşlar. Şolkanı mevcut. Bunda da tüye girip çıktıktan sonra zaten kendini biraz daha belli edecektir. İlk tüyden sonra bu genellikle şovlar kendini belli ediyor. Vasıflı şovlar daha farklı tabii ki arkadaşlar. Ta yavruyken o hayvanların kafası gözü falan kapanıyor iyice. Gözleri gözükmüyor. Bunda 3-4 aylık civarıyken yavaş yavaş gözler gözükmemeye başlayacak. Şöyle gösterelim. Bu erkeğe onu dişi eş diye aldık bakalım, inşallah önümüzdeki sezon onlar olacaklardır. Çok güzel bir dişi, cidden çok hoşuma gidiyor benim. Maşallah diyelim, nazarımız değmesin. Tekrardan göstermek istiyorum. Bu arada epey bir kuş çıkarttık elden, onun da bilgisini vereyim sizlere. Burada önümüzdeki sezon çalışacak 4 aylık şu an sezona hazırlanan bir dişimiz var. Onu da bakalım hangi erkekle eşleyeceğiz. Ondan da güzel yavrular almak için değişik bir renkte mutasyonda erkekle yaşatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hangi takımları çıkarttık? Mavi Spangle ve Sarı Spangle takımım vardı. Erkek Jumbo dişimiz çek. O takımı verdik. Onun haricinde Jumbo sarı yeşil parçalı bir erkeğim vardı ki salmanın neredeyse en iri erkeğiydi, öyle söyleyebilirim sizlere kalıp olarak. Şu mavi erkeğe erkek kadar falandı yani arkadaşlar. Belki de daha iriydi.
Hatırlarsınız zaten, illaki hatırlarsınız. Bir de onun eşi vardı, Jumbo DF'ye Lutino. Onu gönderdik. İki takım öyle verdik. Verdiğimiz takımlar da var. Burada Japonez takımım var. Aşağıda Çakıl'ım var. Bu iki takımda gene İstanbul'dan Fatih abimiz var. Oraya gidecek arkadaşlar. Biz çoğu kuşu önümüzdeki sezon daha önceden eşi atılmamış. Çoğu zaten yavru şu an. Sezona hazırlanıyor arkadaşlar. 3-4 aylık civarı. Önümüzdeki sezon arkadaşlar normalde Eylül ayının başı gibi eşi atacak. Hazır takımları daha doğrusu. Ama yeni yapacağımız takımları bir 2-3 hafta kadar erkenden eşi atacağız ki yani eş oluyorlar mı olmuyorlar mı denemek için sezona tam anlamıyla hali hazırda da bütün takımlar aynı şekilde başlasın diye bu işlemi yapacağız. Yeni gelen kuşlarımız çok fazla var arkadaşlar. İşte 2 erkek orada var. 3 burada var. Gerçi Japonez var. 4. Bu bizim yavrumuz. 5, 6. Bunları da sayacaksınız. Bir de orada gri erkeğim var. 7. 7 tane takımı biraz daha erken eş atacağız. Sebebini tekrardan söylüyorum. Eş tutuyorlar mı, tutmuyorlar mı? Eş denemesi yapacağız yani, öyle söyleyeyim sizlere. Burada yine kendi yavrularımızdan çok güzel bir erkek oldu. Muhabbetler bir şeye kızıyor. Bu arada bu beyaz erkeği de kendimiz ayıracağız. Beyaz DF erkeğim yok. Beyaz DF de zaten Jumbo. Tüyleri tamamlanınca kendi biraz daha belli edecektir. Dişi bir şeye kızdı ama anlayamadım. Yavruya kızıyor büyük ihtimalle. Gel beni ısır, gel sinirini aç. Gel kızım. Bu Jumbo DF arkadaşlar. Bu başka bir takımın yavrusuydu ama annesi tüylerini yediği için o yüzden gelişim biraz yavaşladı demeyeyim. Şu an tam haliyle kendini gösteremiyor. Ama tüyler patladı bakın. Kafa göz kapandı, sırt kapandı. Yeni tüyler geliyor. Gayet güzel oluyor. Erkek burun mosmor zaten. Sizler de görüyorsunuz. Hiç beyazlık yok. Gel bakalım. Bunu hangi dişiyle eşe atmayı düşünüyorum? Bakın Jumbo DF albino erkek. Jumbo DF lutino. Dişimiz burada. Buna düşünüyorum arkadaşlar. Sizce nasıl olur? Düşünün bakalım. Bu dişiyle eşleyeceğim veya şu beyazla da eşleyebilirim. Beyaz takım da yapabilirim. Seçenek çok. Bayağı bir kuşumuz oldu. Bayağı bir kuş satın aldık. Çok masraf yaptık arkadaşlar. Sultanları çıkartacağım o yüzden. Full muhabbete döneceğiz. Daha gelecek kuşlar da var bu arada. 3 tane de Japonez gelecek. Eğer otobüs ayarlayabilirsek. Şanlıurfa'dan hobi üretim Erkan abimizden gelecek. YouTube hesabı da var. Oradan takip edebilirsiniz. Japonez ağırlıklı bir üretimhanesi var. Onun da aynı şekilde böyle evinin bir odasında bakıyor. Yanlış bilmiyorsam. Güzel kuşları var. Bakıp oradan da görebilirsiniz arkadaşlar. Ondan aldık Japonezlerimizi. Yani şu an anlaştık. Sadece otobüsün ayarlanması lazım. Bildiğiniz üzere yasaklar var. Yasakların olduğu saate denk gelmemesi lazım benim alabilmem için. Onu ayarlamaya çalışacağız yarın. Ayarlayabilirsek 3 tane kuşu, 3 tane Japonesi bize gönderecek inşallah. Bakalım. Onlar da 2 tane DF lütünü arkadaşlar. Bir tanesi de böyle parçalı çok güzel bir erkek. Dişi pardon, erkek dedim. Parçalı çok güzel bir dişi. Totalde 2 dişi bir erkek anlaşmamız oldu. Eğer dediğim gibi otobüsü ayarlayabilirsek ayarlanır büyük ihtimalle. Ayarlamama şansı yok zaten ama bir aksilik çıkmazsa diyelim daha doğrusu. 3 tane Japonesimizi de kümesimize kazandıracağız. Onlar da önümüzdeki sezon yavru yumurta vermeye başlayacaklar. Onlar da yavru bu arada. Yani büyüğü 3 aylık. Diğerleri 1,5 aylık falan anca. Şöyle yeni gelen önceki kuşlarımızdan da gösterelim. Onların gelişmelerini de sizlere göstereyim. Bu arada şu gri yavrumuzu da sahiplendireceğiz arkadaşlar. Jumbo, haberiniz olsun. Bunları daha paylaşmadım. Instagram'dan paylaşacağım. Hem bu erkeğimizi paylaşacağım hem de sultanlarımızı paylaşacağım. Bilginiz olsun. Gayet güzel oldu. Bu sultanlarımız ne yaptı? Bunlar yumurtadan kalktıktan sonra bunları da sahiplendirebilirim. Şöyle bakalım. Bunlar da yumurtaya yatıyor. Diğer takımları yumurtadan kaldırdım. Bunlar hala yatıyorlar. Bunların bir yumurtası vardı. İkinin gelmiş olması lazım ama çok da rahatlarını bozmayacaklar galiba. Neyse onların rahatını bozmayalım. Devam etsinler arkadaşlar. Dediğim gibi bu takımı da en fazla kuluçkadan kalktıktan sonra sahiplendirebilirim. Şu an sahiplendiremem. Hayvan yumurtaya yatıyor. Yumurtayı ziyan edemem. Şöyle göstereyim sizlere bakın. Show kanalı olan kuş kendini çok net bir şekilde belli ediyor arkadaşlar. Bu erkeğimiz tüyden çıktı. Şu an tam eşe atılmaya hazır ama tekrardan bir tüye girecek büyük ihtimalle. Çünkü havalar biraz daha ısınacak. Bu da buldu garibin küçük kuşu. Ona kuru yapıyor. Başlığında kuru kuruyor arkadaşlar. Allah'a şükür sağlık durumlarında bir sıkıntı yok. Bu arkadaki mor Japonesimiz de çok baskın bir erkek oldu. Salmada bütün kuşlarımı rahatsız ediyor. Ayak atıyor işte. Kanadını tutuyor, çekiyor, aşağı atıyor. Üstünü taslamaya çalışıyor. Taslıyor da ama onu belki ayrı bir kafese koyabilirim. Çünkü hayvanların kanat yapısını bozuyor. Strese sokuyor. Bu arada
Erkek kuyruk kaldıracak sanki. Öyle bir kendinden geçti. Sağdaki yerle o bize ait değil arkadaşlar. Hani üretmeyeceğiz, öyle söyleyeyim daha doğrusu. Göndereceğimiz kuşlardan. Arkada da mavi onun kardeşi zaten. Onun haricinde bu erkeklerimizin hepsi önümüzdeki sezon bize çalışacak kuşlar. Yine bu erkeklerimizin yavrusundan da kendimize ayıracağız. İlla ki önümüzdeki, yani daha ileriki sezonlarda yavru yumurta alabilmek için. Bakın kendi yavrularımız taş gibi oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz. 5 aylık, 5 ila 6 aylık arası bir erkek bu. Babasını hemen gösterelim sizlere, babası bu. Bunun yavrularından çok sahiplendirdik. Sahiplendirdiğim kişilerin çoğuyla zaten görüşüyorum. Gri tanesini Afyon'da bir veteriner hocamız var, ona gönderdim. Yeşil spangılı bir dişisi vardı. O da kalıp olarak çok çok güzelleşti. Adını Datos'un koydular zaten. O da İstanbul'dan yine Fatih abimize gönderdik. Fatih abi benden epey bir kuş sahiplendi arkadaşlar. Kendine ufak çaplı bir üretimhane kuruyor. Çoğu kuşu da benden aldı. Şu ana kadar yüzümü kara çıkartmadı gönderdiğim kuşlar. İnşallah bu şekilde de devam eder. Şöyle gösterelim. Geldiklerimizde. Gri yok derken grimiz kaç tane oldu arkadaşlar, bakın 2 tane burada var, yukarıda bir tane var, bir de orada sağda erkeğimiz var. Totalde 4 tane gri kuşumuz oldu, epey bir çoğaldı. Yavrularımız da iyileşiyorlar arkadaşlar, büyüyorlar. Şöyle arkada bakın, mavi sarı yüz dişim var, o da çok güzelleşti. Yeni gelen kuşlar özellikle çok kızgınlar arkadaşlar, bu gri olsun, yanındaki sarı yüz olsun ve şu özellikle şu gri var ya, bu tam çatlak. Tünekte zıplaya zıplaya kendilerine kur yapıyorlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bunlar çok bağırmaya başladılar. Sultanları eşten ayırdığınız zaman erkekler tek kalınca susmuyorlar. Eş istiyorlar, bilginiz olsun. Bunu bilgiyi de verelim, videomuza veda edelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.